Nereye basıyorum? Ortaya mı? Bastım. O lamba yanıp sönüyor mu orada? Evet abi. Şu an Bozdoğan'da kaldım Yemin abi. Durumu nedir? Durum kötü. He? Kötü, bazı. Mazotumuz var mı abi? Var. He? Mazot var. Allah'tan çok kalabalık değiliz abi. Yani... İşte insanlar görsünler, ne zor şartlar altında yolculuklar yapıyoruz. Evet, Nilüfer Seyahat kalmış durumda şu anda. Evet, badanaş şeklinde. Kaldı. Kalkamıyor. Kendi kara doğru verecek ki ancak atsın abi. Yoğun kar yağışı altında yolumuza devam etmekteyiz. Şuradan arabalar bizeceğiz abi. Evet, yolun karşı tarafı daha kötü durumda. Daha geniş. Bu arada seni de çekeyim. Bünyamin abi de böyle. Evet, Bünyamin Kaya gayet dikkatli bir şekilde yolu izliyor. Herhangi bir aksaklığa müdahale etmemek için. Çeken bir ise çok yoğun kar yağışı olmamasına rağmen yolun bu şekilde kapanması böyle sanki teknik bir aksaklıkmış gibi. O karlı küreye gidiyor ki kaymamak için herhalde. Kaymamak için karın üstünü temizleyerek gidiyor. Yani çok yoğun bir kar yağışı gözükmüyor değil mi Bünyamin Kaya? He? Yani buna rağmen buzlama yani biraz şaşırtıcı bir durum. Avrupa'da böyle değil mesela Bünyamin Kaya. 40 santim, 50 santim kar üstünde araçlar rahat rahat yol alabiliyorlar. Ama Türkiye'de araçlar zararlı. Sürürler. Tabii bizde her şey biraz ters oluyordu herhalde değil mi Bünyamin abi? Yani sabah bir haber okudum. Diyor ki Sinop'u ada yapacakmışız. Yani evet. Mesela Avrupa'da ve diğer batılı ülkelerde genelde adaları karalara bağlıyorlar. Ulaşım kolay olsun diye. Bizde ise yani karayı ada yapmak için uğraşıyoruz. O yüzden yollarımız da bu şekilde olması gayet doğal diye gidiyoruz bana. Doğrudan sizin bu konudaki görüşünüzü alabilmemiz değerli öğretmenimiz Esat Hoşuna. Şu an diyorsun kendim bulmaca çözmekten bir. Ahmet abiye söyleyeceğiniz bir şey var mı? Evet. Ahmet abi olsa şimdi çok işe yarardı, ben size söyleyeyim. Önden koşarak... önden koşarak gidiyor. Evet. Bugün başta bizim sahipleriz de. Evet, burayı temizlerdi. Evet. Onlar da çok başarılı kendisi. Evet, yeterli mazotumuz var.
klimalarımız çalışıyor, arızamız yok. İçeride sıcaklık 23 derece ama dışarıda havanın -7 derece olduğu söyleniyor. Bana kalırsa bu araçların bir şey birazdan yolda kalacak. Kar demek sadece doğal esaret anlamına gelmiyor. Evet, doğal güzellikler de var. Tabii. Çilesiz güzellik olmaz diye de buraya nokta koyalım Yemin abi. Her güzelin bir kusuru vardır. Tünele doğru geliyoruz. Tünele geçtikten sonra büyük sıkıntı atarız diye düşünüyorum ama inişte bir sıkıntı olur mu Bünyamin Bey? He? Buzlanma falan olmuş olabilir mi acaba tünel çıkışı? Giderken bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Evet. Normalde U dönüşü yapılacak yer artık U dönüşü yapılabilecek bir halde yani. Yani. Aslan buraları kapatmış. Tünel evet. Tünel station demiş. Evet, tünelin içi bile şu anda kar buraya kadar vurmuş. Evet. Nasıl kapanıyordu bu? Nasıl bu? Orada başına kapanmış.